sevgili dinleyiciler. Astroloğumuz Aydan Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Uybe, Watashiba, şöyle kısalım. Herkese çok güzel bir cumartesi sabahından hayırlı günler dileyelim. Evet, yüz yüze herkese yeni bir günden selam olsun. Güzel bir Zonguldak gününden. Havamız çok güzel. Şu an böyle piştim, anlatamam sizlere. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arabayı park ettim. Şimdi ilk olarak pazara geçeceğim. Ispanak, patlıcan, işte sivri biber güzel bulabilirsem. Bir iki alacağım var. Böyle çok eksiğim yok ama epeydir pazara gelmedik ki. Hem de çekeyim sizlere. Daha sonra çarşıda ufak bir işim var. Ondan sonra da ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle bir geçeyim. Ondan sonra ufak bir pasta alacağım. Küçük bir pasta. Annemin bugün, anneciğimin doğum günü. Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin. Onu başımızdan eksik etmesin. Babamı da tabii ki. Elif ile Rıza da akşam gidecekler. Yaren de akşam gidecek. O da ufak pasta alacak. Elif de pasta alacak. Bugün ayrı ayrı olacak. Çünkü ablamın misafiri var. Akşam oraya gideceğim ben de. O yüzden ben akşam üzeri anneme çıkacağım. Böyle bulabilirsem onun sevdiği güzel bir çiçek de alacağım. Öyle işte arkadaşlar ya. Bugün annemle birlikte doğan herkesin doğum günü kutlu olsun. Dün de dayımın doğum günüydü. Allah uzun ömürler versin inşallah ona da. Allah sağlıkla yaşamayı nasip etsin. Şimdi pazara gidelim. Kısacık çekeyim sizlere de. Sahile gideriz. Hava çok güzel. Ablam yok bugün. Elif de inecek bakalım. Filiz arkadaşım da inecek. Belki buluşuruz onlarla bilmiyorum şu an. Öyle arkadaşlarım, yoruldum ama he, sanki yürüyerek geldim. Tövbe, sıcak beni şey yaptı, şu bunalttı yani. Pırasa da mı alsam? Pazarı özleyenler, ama pırasayı şimdi almam. Dolaşacağım ya, araba çok kokuyor bu sefer. Vallahi. Seçaldı olma biber, patlıcanlar, artık şey böyle biberler olur, diğer biber. Ay ne güzel şey, kırmızı biber. Şöyle ilk ileriye gideceğim köylü pazarına. Ispanak bakacağım şöyle küçük küçük, minik minik. Bak bu küçük küçük. 30 lira mı? 1 kilo bana çok geliyor da 20'lik mi alsam? Güzelmiş. Aynen, bir bakayım şurada da var ama bak burada 20 diyor, 25 diyor. 1 kilo alabilir miyim? Bir alayım hadi. Dolapta hala kabağım var ama ne güzelmiş. Böyle gezerseniz. Bak 20'ye var ama o da fena değil. Ben çok gezdemiyorum işte. Mor lahanam var, havucum var. Bir bulursam güzel kıvırcık alırım. Şey, yağlı marul diyoruz biz. Ben 50 yarım alıyorum. Şöyle mis gibi valla. İstediğim gibi şey bulamadım. Marul. Yağlı marullar galiba çıkmamış. O var ama. Yok, o tam değil. Şunu buldum, 15 diyor abla. Ondan alacağım şimdi, işi bitsin. Ay, hurma da çok seviyorum, çok da yiyorum. O yüzden almayacağım. Arapların kalabalığına baksanıza, bayağı kalabalık ama bugün. Ama uygun bugün pazar sanki. Aslında lahana sarısında var da. Baksanıza. Bugünlük pazar alışverişim tamam. Böyle çok almadım ama yine İki bir şey diye girdim. Patlıcan dedim, patlıcan almadım. Karnabahar aldım, böyle yeşil mercimekli, canım istedi. Şimdi çıkalım, bunları arabaya bırakalım. Dediğim gibi belki pırasa alırım dönüşte. Hadi bakalım. Evet, bugün her yer kalabalık. Cumartesi, hava güzel. İşte ya bunlardan ya da Kutay'dan kalpli alacağım. Şimdi şöyle kendimize az kurabiye aldım. Filiz ararsa ben sahile doğru gideyim de poşetlerimi bıraktım ya arabaya. Rahat rahat gidebilirim. Saatlerimiz 3 oldu. Güzel havanın tadı tabii ki sahilde çıkar. Ay, kuşlara bakın. Bunları görünce hep Yaren'in ufaklığı aklıma geliyor. Burada çok böyle izne geldiğimizde yem atardık. Hey gitti. Nasıl yiyorlar? Ne güzel, bak ekmek atmışlar. Atıyorlar hatta.
Sahil yine güzel, kalabalık. Yani şöyle biraz yürüyeyim de. Şu an kimse yok yanımda. Bakalım. Şimdi şöyle, bu küpe de beni sinir etti bugün. Kurabiyelerle birlikte oturdum. Her yer dolu. Sadece şuralarda yer var da. Filiz arkadaşım gelecek. Bekliyorum bakalım. İnşallah birileri kalkarsa. Şu önlerde oturmak istiyorum ama. Şimdilik kalkan yok. Neyse bakalım. Ay, deniz o kadar kötü ki. Göstersem içiniz acır. Yine bütün pislikler denizde. Pet şişeler. Odunlar, tahtalar. Ay çok kötü. Öyle arkadaşlar, boşalsın da şöyle çay keyfi yapalım. Buradan gözükecek mi? Az bir şey gözüküyor. O kadar kötü ki, hele şu uçlar. Yazık günah ya. Yazık günah gerçekten. Şimdi şöyle kurabiyelerimiz, çayımız. Biraz denizimiz çok kirli ama. Görüyor musun? Ay berbat. Neyse, bize afiyet olsun arkadaşlar. Neredeyse akşam oldu. Arkadaşımdan ayrıldım. Çiçekçi bulamadım. İnanır mısınız? Annemin orada var da inşallah kapalı değildir. Pastayı da oradan alacağım. Gidiyorum artık yavaş yavaş. Tam şurada bir çiçekçi var. İki çiçekçiye girdim. Yok. Ya orkide falan almak istemiyorum. Benim istediğim gibi de bulamadım. Bir de oraya bakacağım. Ay ezilmeden geçeydim. İnşallah vardır. Şöyle geldim. Şimdi sepette böyle bir tane beyefendi bu çiçeği önerdi. Menekşe bulamadım. Şunu bir ara bir düşündüm. Ondan da vazgeçtim böyle demet olarak. Ama güzel çiçekler var. Şunu mesela sordum ama bu dışarıdaymış. Sepette yaptırıyorum. Ay şunlar da güzelmiş. Bak şimdi gördüm. Benimkisi şöyle mor olacak. Sitede bu dükkan bilenler varsa. Pastayı da alacağım. Ay nasıl güzel olmuş. Şöyle de vardı. Aslında bunu da düşündüm ama sonradan sepette. Onun adı neydi? Aldığımı? Siplemem. Ben çok diyemesem de onu aldım. Benim çiçeklerle çok şeyim yok da. Bu da güzeldi ama ben şimdi hanımefendi hazırladı. Nasıl? Mevsim çiçeği. Evet. Mevsimde. Annem de seviyor. Menekşe tarzını sevdiği için bunu sever dedim. Bilir zaten. Aynen aynen. Bakın ne kadar güzel böyle süslediler. Sitede dediğim gibi bu mağaza. Hemen Köksal Çiçek Evi. Çok da ilgililerdi sağ olsunlar. Şimdi bunu arabaya koyalım. Bunu böyle takı olarak da kullanır dedi hanımefendi sepeti. Ya anneme bir şey alsam düşündüm. Bulamadım açıkçası. Dedim çiçekle pasta. Sonuçta onu mutlu etmek. Zaten biliyorsunuz ablamla sık sık böyle bir şeyler alıyoruz ona ufak tefek. Şu ana kadar hiç aramadım yalnız. Üzülmüştür yaşım beni aramadı diye. Akşam da Elifler, Yaren de sürpriz yapacak. Bu da benden olsun. Pastayı da alalım. Arabaya gidelim de. Şimdi şöyle. Ay buranın girişi neredeydi? Kutay Pastanesi'nden de. Ufak bir pasta alayım. Hadi bakalım. Şu katili. Kolay gelsin. Tek eksiğim çakmak oldu. Pastayı yakacaktım ama. Neyse artık. Böyle pastayı açayım. Çiçek elimde. Pastayı da evde yakarız. Şimdi hiç beklemiyor ya. Akşam sürpriz üstüne sürpriz olacak ona. Haydi bakalım. Ay, akşam oldu. Direkt çiçeği tutacağım. Pastayı artık evde yakacağım. Ay. Allah uzun ömürler versin. Sağlıklı. Hep bizimle olsun inşallah. Hadi bakalım. İyi ki doğdun anne. İyi ki doğdun. Yeşim aramadı. Olur mu? Bu pastan da mum şey almamışım, çakmak. Şimdi yakarız. Evet. İyi ki doğdun. Gel öpeyim. Teşekkür ederim. Sağlıklı uzun ömrün olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, pastanı üfle. Ufak böyle kalp pasta aldım sana. Hadi bakalım. Üfle, dilek tut. Şöyle yapayım. Allah'ım sağlığıma inşallah. Amin, amin. Sağlıklı uzun ömrün olsun. Doğum günün kutlu olsun. Kaç yaşına girdin? 9. 78 bitiyor. 9'a girdin. Hadi bakalım uzun ömrün olsun. Annem çiçeği çok beğendi. Çok güzel. Menekşe tarzını çok seviyor ama menekşe bulamadım. Çok güzel, çok hoş. Hep baktığım çiçekler dışarı Hatta çiçeği. Bunu dizide gördüm. Aynen. Neydi gittim. Bunun adı? S ile başlıyor da unuttum. Şey. Çok güzel. Bak yazdım. İyi ki varsın. Hep doğ canım annem dedim. Annemi tekrar bir öpeyim. Yavrum. Allah
Sizlere uzun ömür sana versin. Da sana. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Aa, sana da amin. Herkesin annesine, herkesin, babasına. Çoluğuma, çocuğuma. Babam şimdi kıskanacak. Ama ona da yapıyoruz ya, yapmıyoruz mu? Yapmıyoruz be. Aynen be. Öyle arkadaşlar. Şimdi o kapatayım. Kıskanmaz da size şakalaşıyor. Biliyorum biliyorum. Böyle kıskanması yok. Çay yapayım mı? Yok yapma. İçtim. Sahilde arkadaşımla oturdum. Şimdi 79 yaşına girdin. Ne diyorsun? Çekiyorum seni. Ya. 79 yaşına girdin. Nasıl geçti? Anlayabildin mi? Hiçbir şey anlamadım. Ben Yaren'e ne diyorum biliyor musun? 46 yaşındayım. Bakıyorum şimdi Yaren'e. Bugün 40 yaşındaki sanatçıları gösterdi. Hemen sen aklıma geldi. Ben şöyle diyorum Yaren'e. Ben de diyorum dün akşam aynı bu konu oldu. Diyorum ki Yaren diyorum 19 yaşındasın. Kendi bu hallerimi hatırlıyorum diyorum. Ne çabuk geçti. Ya. Hiç anlamadım. Ya. Eğer bugünü biliyorum, dünü biliyorum, hiç bilmiyorum. Annemi, babamı, kardeşlerimi hep kaybettim. Nerede? Ama ne diyor bugün Necla aradı beni. Hangi Necla? Yukarıki Necla değil. Kuzenim. He. Sümer seni sana hasret kaldım. Diyor. Git bir yün getireyim seni ona. Getirsene beni. Getireyim seni. Yürüyemiyorum da cesaret edeyim. Tamam ben getireyim seni. Sen kendini böyle iyi hissettiğin bir gün. Ona bir haber şey. Ver. Böyle bu saatlerde iyiyim. Ama akşam şöyle. Bu hafta içi doktor işlerimiz var da. Bu hafta önümüzdeki hafta. Zaten. Ablam seninkini ayarla. Ben de seni özledim dedim de. Dedim Necla gel de sen yalnızım bakayım seni dedim burada. Zümer dedi hiçbir yere gidemiyorum. Allah dedi. Allah. Yemin ederim ben yalan konuşmam Necla çok da buradır yani. İnsanın yatalak mı? Benim gibi yok. He sadece gidemiyor. Şimdi aynı gözüne benim gibi vurmuş. Göz ameliyatı oldu. Keşke olmasaydım deyince ben dedim gözüm çok iyiydi dedim. Sarı nokta olunca böyle oldum dedim. Gözümde bir şikayetim yok. Senin dedim. O Buğra Bey şey gitmiş Zonguldak'tan gitmiş. O çoktan gitmiş. Gitti. Hayır Zonguldak'tan gitmiş. Bir yere level değilmiş. Ondan sonra devlete geçmiş şimdi gitmiş. Geçti devlete biliyorum ben onu soruşturuyorum ama Buğra Bey sadece normal bakabiliyor. Bunların cihazları yok. Yok yok gitmiş zaten. Beni fakülteye gönderdi. İşte pazartesi bunlar da şey gibi parmak giriyor ya şöyle. Pazartesi çok... ablam ayarlayabilirse hafta içine diye işte. Doğum gününü kutlarlar ne diyorsun? Kutlayacaklar doğum gününü. Allah hepsinden razı olsun şey yapsın. Allah herkese iyi doğum sağlıklı günleri nasip etsin. Çoluğuma, sağlık sağlık. Benim istediğim çoluğum çocuğum sağlıklı olsun. Biz artık bizden geçti de. Öyle düşünme ama Allah hiç kimseyi elden ayaktan da öyle işte. Kızlar gelecek. Ben şimdi pastayı yemeğim var mı? Yemeğim falan yemeğim yemekten yok. Sonra ne yersin. Şimdi onlara? Onlara bir şey yapma. Yaren zaten şey arkadaşıyla buluşacak Müge ile ondan sonra gelecek. O karnı tok gelir. Ha o zaman iyi. Kahvaltı gibi yaparsın. Hiçbir yani bir şey düşündüm. Kahvaltı benim... düşündüm. Çünkü şimdi tavuk çıkaracaktım. Yok o, yok olmaz bir de. Sıçrayacak bir daha temizleyeceğim halim yok. Ha, perdeyi de sana söyleyeyim. Perde... Benim kornişten şeye, duvardan duvara 4, neredeyse 5 metre. E onun tabii pilesi milesi. Hepsi pile yapılıyor. Yani iki katı yapılıyor. Aynen. İşte bugün gidemedik. Ablamla aslında bugün gidip seçecektik tam. Ama pazartesi şey yapacağız. Bana ona göre biraz indirim de yapacak. Oradaki perdeciye. He he oradakine dikteceğim. Şey gibi yaptıracağım. Halatlı böyle. Düstü halatlı ha, olacak. O halatlar güzel oluyor ama. Aslında. Evin buradaki güzel değil de oradakiler güzel oldu. Aslında arkadaşım dedi ki Filiz'i buradan öpüyorum. Şu dikey dikey oluyor ya store gibi. Ama dedim ki ben onu kapattığımda akşam hani kapatacağım. Ben akşam kapatmam hani manzara kapanmasın. Ev yok karşıda. Aslında öyle bir düşündüm ama onlar da dedim bayağı yüklü tutar. Güzel mi? Ya o şey böyle mekanizmalı. Böyle açılıyor kapanıyor. Store'un yan hali böyle dik dik. Görmüşsündür sen hiç onu. Hiç görmedim ben. Ondan vazgeçtim. Çoktan dedim yine klasik. Çoktan da kredicilere falan uğramıyorum ki. Pahalanmış hani 250 lira. Şimdi bak bu perdeyi yıkıyorum. En aşağı 15 senelik perde bu. Tabii. Yıkıyorum bir tane kırışmıyor. Şimdi de diktirirsem de buraya değil mesela. Yatak odasındaki perde şunların yaptırdığı. Kırışıyor. Benimki de i̇şte kırışıyor. Bunlar katte kırışmıyor. Benimki de kırışıyor. Bak 15 senelik tüle bak bugün almış gibi. Alınca iyisini alsaydın sen de. O kırışan tüllerden alma. Yok bambu işte o kırışmıyormuş onlar. Ha bambular İşte alacağım. Bakayım pazartesi ablamla iş çıkışı bakacağız mı Allah nasip ederse. Güzel bir şey yaptır yani çünkü her zaman yaptırılmıyor. Bir şey diyor musun ona göre demiyorum, kapatayım. Demiyorum herkese selam. Öpüyoruz. Allah herkesi öpüyorum. Allah herkese hayırlı günler nasip etsin. Amin. Ya Rabbim büyük Allah'ım. Saatinden memnun musun? Çok iyi valla ya. Rahatladım. İhsan diyor ki o durmuş da diyor. Hemen durdu. Yok. Hiç yok şimdi değil. Geçen durmuş. Hemen geldiğin gibi söylerdim de şimdi kalktığımda saat var oraya. Bana ne deseydin. Evet akşam ettik ama ufacık bir pastayla ufacık bir çiçekle çok mutlu oldu annem.
önemli olan annenin babanın sağken kıymetini bilmek. Onlar çünkü bizim için gerçekten çok fedakarlık yaptılar. Bizi çok güzel yetiştirdiler. İkisinin de hakkını ödeyemeyiz. Duygulandım. Öptüm şimdi annemi. Söylemedim. Elifler de gelecek akşam. Yaren de gelecek. Öyle arkadaşlar. Bugün böyle ayrı ayrı oldu sürprizlerimiz ama ne yapalım? Allah uzun ömür versin. Evet, eve geldim. Çok şükür arabayı park ettim. Pazardan eksik olanları aldım. Domates, salata, meyve şimdilik vardı. Patates, soğan da vardı. Şöyle biber aldım. Çok güzeldi böyle ince ince. 50 liraydı. Yarım kilo aldım. Ispanak 25 liraydı. Bir kilo aldım. Burada dereotu maydanoz var. 5'er liraydı. Marul 15 liraydı. Çok severim. Yağlı marul. Acayip severim. Buradan sevenler varsa selam olsun. Şu kötü olanları tabii ayıklayacağım. Ama Zonguldak'ın meşhurdur yağlı marulu. Karnabahar 20 liraydı. Brokoli 20 liraydı. Aldıklarım böyle arkadaşlar. Şimdi torbalarını değiştireyim. Bunları güzel dolaba yerleştireyim. Öyle bakalım. Allah afiyetle, ağız tadıyla, sağlıkla yemeği nasip etsin. Cebimde fındık varmış. Ben ağzıma attım. Ablam aradı. Yemekler sıcak. Gel istersen biz yedik dedi. Dedim ben bir şeyler yedim. O zaman dedi çay suyunu koyuyorum. Hadi gel Yeşo dedi. Vallahi böyle oturdum mayışmıştım. Instagram'da annemle kendimi paylaşmıştım. Baktım Elif de kızlarla beraber böyle pastayla annemi paylaşmış. Bir fasıl da akşam Yaren de yapacaklar. Mutlu olmuş. Hep mutlu olsun inşallah. Öyle yani Şuleciğime çaya gidiyoruz arkadaşlar. Hava güzel ya, her yer ışıl ışıl böyle. Herkes dışarılarda hala. Saat 7.30'a geliyor. Şuradan doğru. Şimdi size ablamın eltisini elleriyle yaptığı, getirdiği. Aa, bunlar taze. Evet, taze kızım. Ha, ben şey zannettim. Kuruttu Ergül abla zannettim. Açayım bak. Böyle Ergül abla elleriyle yapmış. Ve tabii o kendilerine göre koymuş. Hı-hı. Paket büyüktü. Biz şey yaptık. Buzluğa mı atacağım bunu? Yok. Bunları buzluğa at dedi. Ha, değil mi? Hı-hı. Açmasaydın ya, öyle gösterseydin. Sana göstereceğim de yani. Size. Sizlere göstereceğim hanımlar. Elleri kolları ders vermiş. Sağ olsun, eğitim yapmış bak. Görüyor musun? Hmm, ne güzel neyleri olmuş. Ne kadar güzel kesmişti. Pazarda satılan gibi. Hmm. Pazarda böyle bir abla nemli de satıyor. Aynen. Çok buradan güzel. Bir tencere oluyor şimdi. Bunlar artıyor. Ablamın şöyle pastası. Ne? Şöyle bakın, bunu da göstereyim size. Bakın. Bakın güzel olmuş. Az daha düşürüyordum Yeşil. Taş bir şey gördün mü? O şurası. Bir şey olmaz, çekeyim ne olacak? Yeşil bir şey sığdıramadım. Kapağı da var ya. Sen bunu. Bununla mı koyacaktın? Bununla dolaba koydum. Kapağı da sığmayınca bununla üstüne böyle bir şort edeyim. Yok yine sığmadı. Ben de Yeşil sebzeliği boşalttım. Sebzeliğe koyayım derken oraya da sığmadı. Yeşim çıkartırken böyle İyi, tamamen az daha... gitmedi. Ay var ya. Ellerine sağlık. Bak bunlar böyle güzel durmuş. Evet. Güle güle kullan. De... Bunları da siftah yapmış çok şükür. Güle güle kullan. Çaydanlık da yeni. Çay oturmuş. Yeni derken? Yeni parladı ya işte. Aha. Hadi bize afiyet olsun bakalım. Şükür ederiz. Ceviz de koyalım. Ceviz de koyalım. Bardak eksik gibi abla. Şey fincan istedi ya. He tamam. Ya. Şöyle çay soframız. Evet, ablamlarla geldik. Beni bıraktılar. İlle kahve içelim dedim, gelmediler. Yarın sabah sen kahvaltıya gelirsin dediler. Yatılı geldiler. Söylemiştim galiba. Keyifli bir akşam geçirdik. Evde konuşuyoruz şimdi. Aa, asansör bozulmuş. Hadi buyur buradan yak. Aa, epeydir bozulmamıştı. Hadi tabana kuvvet çıkarırız arkadaşlar. Hayattaki şansımız. Ay, asansör varken evin yüksekte olması önemli değil. Ama asansör bozulunca çok zor. Allah'tan yüküm yok. Ay, ekmek kızartması gibi bir şey koktu. Zaten ekmek koktu. Ay, daha birinci kattayım. Hadi evde görüşürüz. Güzel abla, hoş geldiniz. Gülüm.
Teşekkür ederim. Kapanışımın hemen önüne Azra'cığımdan ve Yaren'cığımdan gelen videoyu ekledim. Anneme sürpriz yapmışlar. Babamla beraber bir an şaşırmışlar. Ama çok mutlu oldu. Elifler de yaptı kardeşimle. Ben de yaptım. Bir ablam gidemedi. O da telefonla görüştü. Yoğundu zaten. Anneciğimi mutlu ettik. Burada da kapanışımı yapacağım. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz güzel dilekleriniz için. Allah razı olsun. Rabbim herkesin annesine babasına sağlıklı uzun uzun ömürler versin. Başta can sağlığı versin. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Annesini babasını kaybeden arkadaşlarıma sabırlar diliyorum. Bütün ölmüş anne babalarımıza da rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Hakları hiçbir zaman ödenmez. Öyle arkadaşlarım, dolu dolu bir gün geçirdim. Elimden geldiğince sizlere de çekmeye çalıştım. Umarım inşallah keyifle, sıkılmadan izlemişsinizdir. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Yarın pazartesi herkese çok güzel bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. İnşallah salı günü tekrar burada buluşmak dileğiyle. Hepinizi seviyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Hoşça kalın.